dertler çok sert Sayın Tanrı. Hani yumuşatsam biraz iyi olacak. Çocuklar çocuk kokacak. Elma yiyecek, çilek yiyecek, asma ağacından koruk koparıp yiyecek. Yüzleri ekşise de yürekleri gülecek. Yamalı da olsa elbise giyebilecek. Saç annesi tarafından taranan kız çocuğu sevinebilecek. Üstü başı kirlense de arkadaşlarıyla sokakta yaptığı futbol maçında attığı golle erkek çocuğu da sevinebilecek. Ne dersin Sayın Tanrı? Dersine biraz daha çalışsan. Hani eğitim şart biliyorsun. Hep biz mi kulluk yapacağız? Biraz da sen tanrılık yapsan. Ya da bıraksan bu işleri. Zira çocuklar oyun oynasın, koyun otlasın, çobanlar kaval çalsın, asiler ıslık çalsın. Ama patronlar işçinin hakkını çalmasın, devlet hırsızlık yapmasın, analar ağıt yakmasın. Ekmek bedava olsun, altın, dolar, euro değer kazanmasın, hep ezilenler kazansın. Ne dersin Sayın Tanrı? Zar atıp kumar oynamasan, silah tüccarları zil çalıp oynamasa, silahlar mermi atamasa, tanklar top atamasa, panzerler çocuk ezemese, timsah gözyaşları dökenler alay edemese, düğünlerde kız ve erkek tarafı birlikte halay çekebilse. Ne dersin Sayın Tanrı? Kapitalist olmasan, emperyalist kalmasan, hümanist geçinmesen, idealistim diye kandırmasan, radikalim diye zıplamasan, eşit ve özgürlükçüyüm deyip atıp tutmasan, ekmeğinizi ben veriyorum demesen, ibadet edin demesen, cennet ve cehennem var demesen, varsa eğer 40.000 huri senin olsun, sen onlarla oyalansan, bizi biraz yalnız bıraksan. Ne dersin Sayın Tanrı? Her şeyi görürüm yalanını söylemesen, şah damarımızdan uzak dursan, çok uzaklardasın ve daha uzaklara gitsen. 7 kat diye var ettim dediğin katın üstüne, binlerce daha kaçak katlar çıksan. Belediyeden bunun imarını çıkartsan, ihaleyi sen kazansan, 2+1 daireni yapsan, şöminenin önünde şarabını yudumlasan, mutlu mesut yaşasan, ne dersin Sayın Tanrı? Bir süre görüşmesek, faydadan çok zararın var, bunu görebilsen. Sayın Tanrı, senin her şeyi gören gözlerin vardı. Bir de her şeyi duyan kulakların. Organ bağışında mı bulundun? Tecavüze uğrayan kızları, kadınları göremiyor ve duyamıyorsun. Silah seslerini de, analarını, atlarını da. Sayın Tanrı, yasak elmayı sen mi yedin? Adem mi seni cezalandırıp bize musallat etti? Öyleyse tövbe edebilir, aman dileyebilirsin. Sen de katıl cemaate. Günde 5 vakit namazını kıl. Fitreni düzenli öde. Hac yerine doğuya git. Kabe'ye değil de çocukların başına elini sür. Mezopotamya'nın etrafında 4 tur at. Polis panzerlerini taşla. Tutuklan. Ellerin kelepçelensin. Zindanlara düş, işkence gör. Adem yok, elma izinde diye yazılar okusam duvarlarda. Ne mutlu tanrıyım diyene sözünü dayakla söylesen, sen de sizin Adem'iniz yok mu desen, Adem'den de mi korkmazsınız desen. Ya itirafçı ol, ya sev, ya terk et bu evreni diye hakaretler işitsen. Ayet-el Kürsi'yi ezberlesen işkenceyle. Koş kalk dendiğinde hazır ol da dursan. Açlık grevine girsen.
Anan Havva seni meydanlarda elinde pankartlarla arayıp dursa, görüş gününde Arapça konuştuğun için gardiyanlardan dayak yesen. En iyi tanrı, ölü tanrıdır diye aşağılansan, son genel afla çıksan hapisten iş bulamasan. Mitinglerde en önde yer alsan, biber gazı, cop, tazikli zemzem suyu yesen ve yine yakalansan, insanlık haini ilan edilsen, sürgün edilsen, sürgünde yaşasan, sürgünde ölsen. Ne dersin sayın tanrı? Biraz insan olabilir misin? Hayvanları kurban etmeden sevebilir misin onları? Besleyebilir misin? Doğayı koruyabilir misin? Sayın tanrı, sen var mısın? Vardan mı yok oldun, yoktan mı var oldun? Zira yokluğunda bir, varlığında bir. İki kere iki kaç eder diye sorsam, dört diye cevap verirsin, bilirim. Dört kitaptan kopya çekersin zaten hep. Sayın Tanrı, mektubuma son verirken, seni tanıyan herkesin sana küfürleri, isyanları, nefreti var. Beni soracak olursan, ben kendimle konuştum. Onun da sana isyanı var. Şimdilik hoşça kal.